Jarasandha çoktan saldırmaya başladı bile. Savaşmak kaderimde varsa eğer, o zaman Magat kralıyla savaşmaktan asla çekinmem. Hayır. Anga halkı kendini savunma yeteneğine sahiptir Mahamahim. Anga halkı kendi hakları için savaşacak. Korkularımızı yenmenin bundan başka hiçbir yolu yok artık. Vatanseverlik ve özgür olma duygusunu ancak bu şekilde yaşayabiliriz. Demek Magat kralına meydan okuyan genç sensin. Aptal casusların sana bilgi vermediler mi? Gücünü ben de görmek istiyorum. Hani senin o ihtişamın nerede? Bu savaşa katılmak istemeyenler hemen buradan gidebilir. Çünkü aranızda bu savaşa katılanların kesinlikle yaşama şansı olmayacak. Angaraç, onları yenmek için yeterli ordumuz olduğunu hissediyorum. Bu sadece benim savaşım. Eğer sana bir şey olursa, o zaman kendimi hiçbir zaman affetmem. Angaraç, sanırım benim de Anga vatandaşlarından biri olduğumu şimdiden unutmuş olmalısın. Ama kralın sana hemen buradan gitmeni emrediyor. Savaşta yapamadığım hiçbir şey olmadı. Ve bu savaşta da olacağını sanmıyorum. Bu benim için bir fırsat. Bunu elimden almak mı istiyorsun? Hayır, olmaz. Bugün hiçbir düşmana saldırmayacaksın. Ama oğlunun ölümünün intikamına kendi gözlerinle tanık olacaksın. Ne oldu Angaraç? Umarım gözünü korkutmamışımdır. Korkman için bir sebep yok Karn. Ama hala bunu yapmana karşıyım. Halkını tehlikeye atıyorsun. Savaş asla aptallığı affetmez. Hastinapur'a ait olduğunu çoktan unuttun. Ve benim görevim, ne olursa olsun,
Hastinapur'u tehlikelere karşı korumak. Ve bunu yapmak için burada seni korumak zorundayım. Oo. Bu hayatta kimse benimle savaşmaya cesaret edemedi. Görünüşe göre ikinizin de kaderinde aynı gün Jarasandha tarafından öldürülmek varmış. Kendini ateşin içine attın. Yine kaybedeceksin. Bir günde alacağın iki yenilgi olacak. Hayır, bu savaşa sen katılmayacaksın. Saçma sapan konuşma Karn. Eğer sana yardım etmezsem, Jarasandha'ya karşı hayatta kalman diye bir şey söz konusu olamaz. Sanırım daha önce bana ne söylediğini unuttun. Zaten şu anda yaptığı şeyle Hastinapur'un güvenliğini tehdit ediyor. Yayından çıkan tek bir ok Hastinapur'u büyük bir savaşın içine sürükleyecek. İşte bu yüzden senin bu savaşa katılman kesinlikle mümkün değil. Bu savaş sadece Angaraj ve Magadraj arasında. Angaraj Karn, seninle savaşmaya hazır Magad Kralı. Kendine istediğin silahı alabilirsin Anga Kralı. Ben Anga Devleti'ne, sen de Magad'a aitsin. Dolayısıyla şu anda bizim misafirimiz. Bu yüzden yeteneğini göstermen için silah seçme şansını sana veriyorum. İstediğin silahla savaşabiliriz. Burada misafir olduğumu söylüyorsun. Ama sen sadece benim için bir düşmansın Karn. Ve Jarasandha ancak şartlar eşit olduğunda düşmanıyla savaşır, bunu asla unutma. İyi bir okçu olduğunu duymuştum. Seninle sadece ok kullanarak savaşacağım. Pekala, sen nasıl istersen öyle olsun. Araba hazır Anga Kralı. Bhishma, Anga Kralı bana meydan okudu. Ama durumun böyle olmasından Hastinapur sorumlu. İşte bu yüzden de Hastinapur bu savaşa katılmasa da bu savaş yüzünden acı çekmek zorunda kalacak. Yani Jarasandha'nın öfkesi Anga Kralı'nı öldürse de dinmeyecek. Hastinapur kesinlikle bu savaşın sonuçlarına katlanacak. Bu savaştan önce iki şeyi bilmen gerektiğini düşünüyorum. Magad Kralı. Birincisi, senin yerinde olsam asla Hastinapur'un çaresiz olduğunu düşünmezdim. Susmamın sebebini sakın zayıf olduğum gibi bir sebebe bağlama. Hastinapur'un sınırları
Ve Bhishma'nın attığı okların gücü hala aynıdır. İkincisi, Bhishma senin gücüne şahit olduğu kadar Karn'ın yeteneklerine de şahit oldu. İşte bu yüzden de seni uyarmak istiyorum. Onunla savaşarak hayatının en büyük hatasını yaparsın. Kim bilir, belki de bu savaşla birlikte ilk yenilgini tadarsın. Ya da belki senin için gerçekten ulaşılmaz bir zafer olur. Karn, sanırım söylememe gerek yok. Şu anda gerçekten çok büyük bir düşmana meydan okuyorsun evlat. Anga halkı savaş alanında çok yakın bir yerde. Ölümcül silahların kullanılması uğrunda savaştığın insanların ölümüne sebep olabilir Karn. Jarasandha'nın gücü durmadan saldırmasından kaynaklıdır. Bu yüzden saldırıya geçmesi için sakın ona fırsat verme. İlk andan itibaren. Onu en başında geri püskürteceğime eminim. Onun savaş stratejisini anlamalıyım. Ondan sonra planlarını yok edeceğim. Sen merak etme Mahamahim. İkimizi de aynı hoca eğitti. Bunu biliyorum Karn. Ama bu bir yarışma değil. Sen de sakın bunu unutma. Şu anda burası gerçek bir savaş alanı. Ve karşındaki de basit bir prens değil. Şu anda karşında dünyanın en çetin düşmanlarından biri var. Zaten amacım bunu değiştirmek Mahamahim. Biliyorsun benim tek düşmanım var. O da adaletsizlik. Ve karşıma değişik şekillerde çıkıyor. Kimi zaman bir prens olarak çıkıyor. Kimi zamansa Magat kralı olarak. Ama Radea Karn yaşadığı sürece haksızlığın kazanmasına asla izin vermeyecek. Tanrı seni yine zaferle ödüllendirsin Karn. Eğer bu savaşı kaybedersen o zaman ben de bu savaşa katılmak zorunda kalırım. Bu da Hastinapur'un bu savaşla yüzleşmek zorunda kalacağı anlamına geliyor. Bana kalırsa arkadaşın Duryodhan sana çok güveniyor oğlum. Ve ona haklı olduğunu kanıtlamalısın Karn. Sana söz veriyorum Mahamahim. Her zaman olduğu gibi arkadaşlarımın bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. Ben istemeden bu savaşa katılmayacağına söz ver. Ne yapmayı planlıyorsun Karn? Bu savaş Angaraş'ta Magat kralı arasında değil. Bu savaş Anga halkı ve korkular arasında olacak. Ve ben artık Anga halkının korkularını yenmesini istiyorum. Bu yüzden de bana bir söz vermelisin. Ben söyleyene kadar yayını asla kullanmayacaksın. Ona elini bile sürmeyeceksin. Peki sana söz veriyorum Karn. Aranızda kim güçlüyse umarım bu savaşı o kazanır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.